24 saat kesintisiz, soluksuz haberin Türkiye'deki tek ve doğru adresi TGRT Haber'desiniz. Ve dünyada bugün kuşağıyla saatler 17.30'u gösterdiğinde yine sizlerle birlikteyim. Ve sizlerle birlikte olmanın da büyük bir mutluluğunu yaşıyorum. Peki 24 saat içerisinde neler oldu, neler bitti? Şöyle bir hatırlayacağız. Şöyle bir gözden geçireceğiz. Belki dikkatinizden kaçan noktalar oldu. Onları hatırlatacağım size. Önemli gelişmelerin detaylarını şöyle bir beraberce irdeleyeceğiz. Sonra sosyal medyada dünyanın çeşitli ülkelerinden paylaşılan, dikkat çeken, çok beğenilen o görüntülerle, videolarla sizi baş başa bırakacağım. Çok renkli, dop dolu bir 28 dakikayı beraberce paylaşacağız. Sizler bu ekranda benimle birlikte olacaksınız. Her hafta içi, her gün olduğu gibi bugün de öyle. Peki, hiç vakit kaybetmeyin fazla. Bugün dünyada neler öne çıktı? Hangi haberler çok konuşuldu? Önce başlıklarını hatırlatayım. Ardından da sizlere detaylarını aktarayım. Peki, ilk durağımız İslami Cihat liderine suikast gerçekleştirildi. Bu suikast İsrail istihbaratı tarafından yapıldı Gazze'de ve öldürülen kişi İslami Cihat liderlerinden biri. Çok önemli bir isim. Beha Ebul Ata. Beha Ebul Ata öldürüldükten sonra Gazze'den İsrail'e yönelik misilleme niteliğinde saldırılar olduğu detaylarını biraz sonra anlatacağım. Ve Bolivya'daki siyasi darbede artık final yaşandı. Morales Meksika'ya sığınmayı kabul etti ve ülkesini terk etti. Terk etmeden önce bir gün mutlaka geri döneceğim dedi. Ve Bolivya'daki kimilerine göre bir siyasi darbe, kimilerine göre bir Amerikan darbesi adına ne derseniz deyin, finali işte bu şekilde noktalandı. Detaylarını biraz sonra anlatacağım Morales'e dair. Ve İsrail'deyiz yine. İsrail askerleri Filistinli bir genci katletti. Neden yaptı, nasıl oldu biraz sonra anlatacağım. Ve geliyoruz sahnede bıçaklı saldırıya. Dünyanın tüylerini diken diken eden bir olay bu. Suudi Arabistan Riyad'da oldu. Detaylarını aktaracağım. Bu saldırı neden yapıldı, ne şekilde oldu hepsini paylaşacağım. Bir tiyatro temsili yapılırken sahneye birilerinin girip sahnedekileri bıçakladığı dünyada çok ama çok nadir duyulan, nadir görülen bir olay. Ama bu olay Suudi Arabistan'da gerçekleşti. Detaylarını biraz sonra aktaracağım. Hemen detaylara geçiyoruz şimdi. İlk olarak nereye gidiyoruz? İlk durağımız. Evet, haberimizin başında da ben ilk başlıkları anlatırken söylemiştim programın başında. Gazze'deki saldırının hedefinde çok önemli bir isim vardı. İslami Cihad'ın başındaki isim Beha Ebul Ata. Beha Ebul Ata, İslami Cihad'ın Kudüs seviyelerinin önemli isimlerinden, önemli yöneticilerinden, komutanlarından biriydi. İsrail gizli servisi, istihbaratı Beha Ebul Ata'yı hedef aldı ve bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda Beha Ebul Ata hayatını kaybetti ve daha sonra görüyorsunuz kalabalıklar tarafından Gazze'de bir cenaze töreni düzenlendi. Kalabalıkların katıldığı, çok sayıda Filistinli vardı ve toprağa verildi. Bu da cenazeye dair görüntülerdi. Ve ardından da misilleme gecikmedi. İslami Cihat zaten bu saldırıya misliyle karşılık vereceğini açıklamıştı. Söz konusu saldırıyı ve Beha Ebul Ata'nın hayatını kaybettiğini doğruladıktan sonra bu açıklamayı yapmıştı. Ve görüyorsunuz şu anda bu Gazze'deki saldırının hemen arkasından İsrail'e yönelik çok sayıda roket atıldı. Başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in çeşitli kentlerine yönelik füze saldırılarıydı bunlar. Bu saldırılarda füzelerden birkaçı isabet etti. İsabet ettiği noktalardan biri de bir otoyoldu. Otoyolun önüne isabet etti. Aynı zamanda yine çeşitli İsrail'in çeşitli bölgelerine de benzer roket saldırıları oldu, misillemeler oldu.
İsrail'de bazı kentlerde okullar tatil edildi. Bazı kentlerdeki otoyollar, kritik otoyollar ulaşıma kapatıldı. Yani İsrail alarma geçti. Ve tabii ki bu saldırının arkasında Netanyahu'nun olduğu, emri bizzat Netanyahu'nun verdiği açıklamaları var. Ve içerideki özellikle İsrail'deki muhalif siyasetçiler Netanyahu'yu başbakan olabilmek için, yeniden iktidara gelebilmek için bu saldırıyı bir PR amacıyla kullandığı noktasında çok yoğun eleştirilere de maruz kaldığını söyleyelim Netanyahu'nun. Ve Bolivya'ya gideceğiz. Morales, devlet başkanı Evo Morales tabii bir seçim yaptı. Bu seçimin sonuçları açıklandıktan sonra Bolivya muhalefeti seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia ederek Morales'i suçladı. Morales'i suçladıktan sonra da insanları sokağa davet etti muhalifler. Muhalif yandaşları Bolivya'da sokağa çıktı. Günlerce gösteri düzenlediler. Gösterilere müdahale edildi. Zaman zaman olağanüstü hal ilanları oldu. Ama bütün tedbirler göstericilerin protestolarını durdurmadı. Bunun üzerine de polislerin bazıları protestocuların yanına, sapına geçti. Böyle olunca da Bolivya ordusu ve polis güçleri Morales'in istifasını istedi. Morales'in istifasının ardından da devlet başkanı bu baskıya dayanamadı. İstifasını duyurdu. Meksika daha önceden de eğer bize sığınma talep ederse biz kendisini misafir ederiz demişti. Morales de bu teklifi, bu daveti geri çevirmedi. İstifasının ardından ülkesi Bolivya'yı terk etti. Şimdi bu yaşanan hadiseyi nasıl yorumlamalıyız soruları var. Kimilerine göre bu bir siyasi darbe. Bu siyasi darbenin ana aktörleri Bolivya'daki muhalifler ve onlara yardımcı olan ordu ve polis güçleri. Kimilerine göre Bolivya'da yaşanan tüm bu siyasi kaosun tek sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri. Ki bugün bir eski senatör açık açık şunu söyledi. CIA, Merkezi Haber Alma Örgütü CIA, Bolivya'da zafer kazandı dedi. Ve bir nevi bu darbe girişiminin arkasında Amerika'nın olduğunu açık açık ima etti. Trump bu bir demokrasi için kazanımdır, sevindiricidir dedi. Rusya ABD'yi suçladı, bunun bir darbe girişimi olduğunu söyledi. Kimilerine göre bu bir ABD darbesi, kimilerine göre hayır bu Bolivya'nın kendi iç meselesi, Bolivya'nın içerisindeki bir siyasi darbe. Ki Maduro da bir açıklama yaptı, Venezuela devlet başkanı, ki burada çok önemli bir nokta var. Venezuela ile Bolivya arasında çok önemli sıkı ilişkiler var. Özellikle Amerika'nın ablukaya aldığı ve Maduro'yu devirmek için peş peşe hamleler yaptığı dönemde de Bolivya'nın ve onun eski devrik başkanının yardımcı olduğu, Morales'in yardımcı olduğu biliniyor Venezuela'ya. Ve Maduro da Amerika'yı suçladı, bu darbenin arkasında Amerika var dedi. Hong Kong, düşünün ki Haziran ayında başlayan gösteriler şu tarihe kadar bitmek bilmeden, tükenmeden devam etti. Carrie Lama ya dedi ki bu iade yasasını tamam ben geri çektim dedi ama Hong Kongluları ikna edemedi. Gençli, genci, yaşlısı, çocuğu, herkes sokaklarda. Yaklaşık kaç ay oldu? 7 ay oldu, evet. 7 aydır sokaktalar. Ve protestolar yapıyorlar. Protestoların ilk zamanlarında polisin müdahalesi orantılıydı, dengeliydi. Ama son bir ayda artık polis dengeyi bir tarafa bıraktı, müdahaleyi çok sertleştirdi. Ardından artık insanlara ateş açmaya başladı. Tüm dünya dün canlı yayınla bir Hong Konglu'nun polis tarafından silahla vurulduğu anlara tanıklık etti. İşte polisin o saldırısı Hong Kong'da bugün şiddetli bir şekilde protesto edildi. Protestolara Hong Kong polisinin müdahalesi de yine aynı sertlikte ve aynı şiddetiyle devam etti. Hong Kong'da güvenlik güçleri göstericilerin üzerine gerçek silahlarla, gerçek mermilerle
ateş açmaya devam ediyor. Hong Kong'da aylardır yüksek olan tansiyon düşmediği gibi daha da yükseliyor. Ölümcül noktalara kadar ulaşmış durumda artık. Hong Kong'dan ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Sizce günün fotoğrafı neydi? Yani bugüne dair son 24 saatte. Artık bundan böyle dünyada bugün kuşağında ben size bana göre tabii günün fotoğrafını seçeceğim ve onu sizlerle paylaşacağım. Belki bazılarınız benimle aynı fikirde olacaksınız, bazılarınız olmayacaksınız. Olsun, ben yine de sizin için seçtiğimi şöyle bir ekrana taşıyayım. O günün fotoğrafı neyi anlatıyor? Ben de bunu size anlatmaya çalışayım. Kararı siz değerli seyirciler verecek tabii ki. Evet, bana göre bugünün fotoğrafı hemen şimdi ekrana getirdi Anıl. Trump'ın bu görüntüsüydü. Trump New York'ta gazilerle ilgili bir etkinliğe katıldı. O etkinlikte konuşma yaptı ama buraya kadar her şey normal. Konuşmasını bir kurşun geçirmez camekanın önünde yaptı Trump. Bir kafes düşünün, camdan bir kafes. Bir camekan ve bu camekan kurşun geçirmiyor. Şimdi Amerikan başkanları bu tür tedbirleri ne zaman alır? Çok ama çok nadir görürsünüz bunu. Çok çok nadir. Ancak mesela Afrika ziyaretleri yahut ne bileyim başka Asya ziyaretlerinde FBI Amerikan başkanının yeteri kadar güvenliğini sağlayamadığını ve yüksek risk olursa ve yeteri kadar güvenliğini sağlayamayacağını düşünürse FBI böyle tedbirler alabiliyor. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu. Çünkü ABD Başkanı FBI koruyor, FBI ajanları. Şimdi bu FBI'ın böyle bir şey tercih etmeyeceği ortada. Ya New York'ta niye bir tane kurşun geçirmez kafesin içinde konuşsun ki Trump böyle bir camekanın arkasında? Peki acaba Trump öldürüleceğini mi düşünüyor? Bir. Ya da Trump kendisine yönelik ciddi bir suikast ihbarı aldı ya da FBI böyle bir ihbar aldı da kendisini korumaya mı aldı? Yoksa Trump bir mesaj mı vermeye çalışıyor? Neden diyeceksiniz? Hatırlayacaksınız Trump 15 gün önce ne dedi? Bir daha dedi New York'ta gitmeyeceğim, New York'tan taşınıyorum dedi. Orada oturmayacağım, oraya çok vergi ödüyorum. Ama oradaki belediye başkanı ve vali bana kötü davranıyordu. New York valisi ve belediye başkanı, oradaki bürokratları kastetti. Onlar bana kötü davranıyorlar dedi. Bir daha oraya gitmeyeceğim gibi bir rez çekti. Şimdi acaba Trump bu davranışıyla söz konusu bürokratlara yani valiye, belediye başkanına bir mesaj mı yolluyor? Yani ben New York'ta sizin olduğunuz bir şehirde can güvenliğim yok mu demeye çalışıyor. Ya da dördüncüsü siyasi bir şov mu amaçlıyor? Yani Trump dikkatli çekmeye çalışıyor. Kendi seçmene bir mesaj mı veriyor? İşte bakınız. Benim hayatım tehlikede. Zaten aklımda da bir aziz soruşturması var. Bir de üstüne üstlük hani beni öldürebilirler de gibi bir mesaj mı vermeye çalıştı bilemiyoruz. Ama bu 4-5 soruyu sormak gerekiyor bu fotoğrafa dair. Çünkü gerçekten Amerikan başkanlarında çok da rastlayacağımız bir görüntü değil bu. Yani FBI dünyada en önemli istihbarat servislerinden biri ve aldığı güvenlikle, güvenlik önlemleriyle nam salmış bir gizli servis ve ABD başkanı da dünyada en iyi korunan liderdir. En iyi korunan lider, birinci sırada, tartışmasız. Dolayısıyla New York şehrinde hani eğer bir suikast ihbarı varsa, ciddi bir ihbar, FBI Trump'a bu konuşmayı yaptırtmaz. FBI programı iptal eder. Gizli servisin böyle bir şeyi var çünkü. Ama bunların hiçbiri değilse o halde demek ki Trump başka bir şey amaçladı burada. Ne olduğunu ileriki günlerde daha net göreceğiz. Ve şimdi kraliyete gidiyoruz. Yine size kraliyetten bir haberim var. Kraliyet ailesi saraylarında çalıştırılmak üzere eleman arıyor. Peki o elemanlar hangi vasıflara sahip olmalılar? Haberde izliyoruz. İngiliz Kraliyeti Windsor Sarayı'na temizlikçi arıyor. İlan Buckingham Sarayı web sitesinde yayınlandı. Saraya temizlikçi arandığı duyuruldu. İlanda görevlinin sarayı temiz ve bakımlı tutmasının yanı sıra özel davetlere ve etkinliklere de yardım etmesi isteniyor.
İşe alınacak temizlikçi pazartesinden pazara kadar haftada 30 saat çalışacak. Yıllık maaşı 14.742 sterlin yani yaklaşık 110.000 TL olacak. Kraliyet ailesine yıllardır özel asistanlık yapan James Upser, kraliyet çalışanı olmak isteyenlere özel tiyolar verdi. İşte o tiyolar. Hızlı olun, mükemmel olun, net olun. İngiltere'ye olan bağlılığınızı vurgulayın. Toplulukla ortak değerlerinizi paylaştığınızı gösterin. Kraliyet ailesiyle ilgili sırları saklamayı bilin. Şimdi sizi Hindistan'a götüreceğim. Hindistan'da iki tren kapa kapaya çarpıştı. Nasıl? İşte böyle. Ekranlarda izliyorsunuz. İki tren kapa kapaya çarpıştılar bu şekilde. Ve çarpışmanın etkisiyle yaralananlar oldu. Yaralılar var ama ölü yok Allah'tan. Ve söz konusu bu kazanın bir sinyalizasyon hatasından kaynaklandığı açıklandı Hindistanlı yetkililer tarafından. Devam ediyoruz. İspanya'da Avrupa'nın göbeğinde bir polis şiddeti daha. Katalonya yanlıları, ayrılıkçılar protesto etmek için İspanya'yı, İspanya-Fransa sınırına geldiler. O sınır bir otoyolla birbirine bağlanıyor. Yolu da kapayınca Katalon göstericiler, polisin müdahalesi fevkalade sert oldu. Polis göstericileri dağıttı ama dağıtırken de uyguladığı orantısız şiddet gözlerden kaçmadı. İspanya-Fransa sınırında işte yaşanan hadiseler bunlardı. Polisin buradaki müdahalesi sadece bariyerlerin arkasından müdahale ediyor gazla ve copla ama daha sonra o bariyerleri aşan göstericilere çok sert bir şekilde müdahale etti. Müdahale eden de Fransız polisi. Devam edelim. Evet, şimdi bir tarih profesörü Rus Oleg Sokolov, Napolyon hayranıydı bu. Profesör korkunç bir cinayet işledi. 24 yaşındaki sevgilisini keserek, parçalayarak vahşice katletti. İşte bu kafesin içerisinde hak ettiği gibi muamele görerek mahkemenin karşısına çıktı. Mahkemenin karşısına çıkarkenki ilk görüntüleri de böyleydi. Şu anda onunla da avukatı konuşuyor. Oleg Sokolov. Bu tarih profesörü 24 yaşındaki genç sevgilisini keserek katletti. Cesedin parçalarını nehre atarken düştü nehre. Nehre düşünce de yakayı ele verdi. Şimdi inanılır gibi değil. Hani havalimanına gidersiniz. Bavulunuzu, bagajınızı görevlilere teslim edersiniz. Bagajınız ve bavullarınız numaralandırılır. Sonra da hop uçağa gönderilmek üzere kargo bölümüne verilir. Değil mi? Şimdi bunu yapan görevliler var. O görevlilerden biri demiş ki havayolu şirketine yahu ben artık yoruldum. 2-3 eleman alın. Ben artık yapamıyorum bunu, zorlanıyorum demiş ama havayolu şirketi bu vatandaşı hiç umursamamış. Umursamayınca bu vatandaşın da şalterleri atmış. İnanılmaz bir şey yapıyor. İnsanların bavulların üzerindeki etiketleri değiştiriyor. O etiketleri değiştirince 300 bavul başka ülkelere seyahat ediyor. Yani bavulun sahipleri gitmeleri gereken yere gidiyorlar ama bagajları, bavulları başka ülkelere yolculuk ediyor. Tam 300 bavul. İşte ekranda gördüğünüz bu vatandaş, Singapurlu. Tay Bonke ismi. Tay Bonke adlı bir çalışan bunu yapıyor ve 300 yolcu bavulundan oluyor. Şimdi tabii havayolu şirketi o farklı farklı ülkelere giden bavulları doğru adreslere yollayabilmek için çalışma başlatmış durumda. Devam edelim. Hani vardır ya filmlerde falan çok böyle senaryolarda çok işlenir. Şöyle şişeye koyarlar mektubu, sonra onu denize atarlar, nehre atarlar falan. Beklerler ki o sahibini bulsun, biri o mesajı okusun. Biri yine işte bu vatandaşın teki de böyle bir şey yapmış genç yaşta. 9 sene önce yapmış bunu. Şişenin içine mesajı, mektubu yazmış, bırakmış efendim suya. O su akıntının içerisinde 9 sene boyunca gezmiş. En nihayetinde bir Fransız bunu görmüş. Ve Fransız içindeki şişenin içerisindeki mektubu okumuş. Daha sonra bu genç
vatandaşa da efendime söyleyeyim bir cevap yazmış. Böylelikle şişeyle haberleşme 2019'un dünyasında gerçekleşmiş oldu. Evet, bu kadardı. Elimden geldiğince, zaman yettikçe paylaşacaklarımı paylaştığım dünyaya dair. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın. TGRT Haber'de kalmaya devam edin. Eğer ben haber izlemek istiyorum diyorsanız, Türkiye'nin tek adresin TGRT Haber olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.